İbrahim Ethem Hazretleri 27. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt ve montaj Muhittin Yaygıngöl. Miladi 750 yılları. Genç yaşta sultan olan İbrahim Ethem, sultanlığı sırasında olağanüstü halleri muhatap olup tacını tahtını terk edince babası Ethem bin Mansur yeniden sultan olur. Aradan uzun yıllar geçer. Ethem bin Mansur vefat etmesiyle İbrahim Ethem Hazretleri'nin kundaktayken terk ettiği 20 yaşındaki oğlu Şehzade Ömer sultan olur. Genç hükümdar hangi şartlarda olursa olsun babasının bulunup geri getirilmesini emreder. Ancak giden görevliden bir haber gelmeyince genç sultan hem babasını bulmaya hem de hac yapmak üzere yola çıkar. Fakat yolda haramilerin baskınına uğrarsa da kurtulmayı başarır. Gel bakalım harami başı. Eli kolu bağlı insanların karşısında aslan kesiliyordun ha? Şimdi ne yapacaksın pek merak ediyorum. Yanında adamların da yok. Ne yapacağımı şimdi görürsün sultan. Al bakalım. Dikkat edin sultanım. Önce sultanını sonra da seni geberteceğim Abdullah efendi. Hamleyi karşılayın sultanım. Merak etme Abdullah. Şehzadeyken en iyi kılıç ustalarından ders aldığımı unuttun galiba. Madem öyle uzatmayın da gebertin şu köpeği efendimiz. İstediğim bu olsun ey baba dostu. Al bakalım eli kanlı katil. Bu masum askerlerimi öldürttüğün için. Bu beni tutsak ettiğin için. Bu da bugüne kadar soyduğun ve öldürdüğün insanlar için. Geber köpek! İşte geberdi namussuz. Elinize sağlık sultanım. Kılıcınızın hakkını verdiniz. Şimdi beni ömeyi bırak da reisin adamları gelmeden hemen uzaklaşalım buradan. Eğer gelirlerse hepsiyle baş etmemiz çok zor olur. Haklısınız sultanım. Dışarıda benim atımla reisin atı duruyor. Onlara binip gidelim. Şehzade Ömer, Abdullah vasıtasıyla haramilerin elinden kurtulurken, İbrahim Ethem Hazretleri de yanında talebelerinden Huzeyfe-i Maraşi olduğu halde hac yoluna devam ediyordu. Vakit akşam olduğundan yolları üzerinde rastladıkları bir camide gecelemeye karar verdiler. Vakit bir hayli ilerledi efendim. Bu geceyi nerede geçireceğiz? Yatsıyı kıldığımız bu mescitte kalalım ya Huzeyfe. Şurada bir dış odacık var. Sen orada kal, ben de mescidin içine girip orada kalayım. Mescit geniş, gece soğuk olabilir. Hasırlar var, onlara sarılıp bir kenarda idare ederim. Hadi şimdi sen geç odaya. Peki efendim. Ben de abdestimi tazeleyip mescide gireyim. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler efendim. Mescitte kalmak için burası münasip. Şöyle bir kenara pusunurum. Şu kenarda dikili hasırı üzerime çekersem soğuktan korur beni. Arkadaşım Huzeyfe'ye belli etmemeye çalışıyorum ama Bağdat'tan ayrıldıktan beri kalbim kapandı. Sanki içimi zulmet kapladı. Ne kuşların zikirlerini duyabiliyor, ne meleklerin zikrini işitebiliyorum. Ne de ibadetlerden bir tat alabiliyorum. Sanki üzerime musibetler yağıyor. Bu ne haldir ya Rabbi? Bilerek veya bilmeyerek işlediğim günahlarıma tevbe ettim, pişman oldum. Bir daha yapmamaya karar verdim ya Rabbi. Bu zulmetli hali üzerimden kaldır Allah'ım. Kapım açıldı ne? Evet, içeri birileri giriyor. Evet, beyazlara bürünmüş aynı kıyafette dervişler. Mescidin içi birden aydınlandı sanki. Hepsini görebiliyorum. Namaz mı kılacaklar acaba? Beni görmeseler bari, şöyle hasırı biraz daha üzerime çekip kenardan bakayım ne yapacaklarına. Eyvah! Benim bulunduğum yere doğru yaklaşıyorlar. Öndeki yaşlı derviş genç olanına bir şeyler diyecek galiba. Önce her zaman olduğu gibi ikişer rekat mescit namazı kılacağız. Sonra diğer ibadetlerimize geçeceğiz. Peki efendim. Bu gece burada bizden olmayan biri daha var. Farkında mısın? Evet, farkındayız efendim. Eyvah! Benden bahsediyorlar.
Hasırı biraz daha üzerime çekeyim şöyle. Kırıklar olmasın sakın bunlar. Peki nasıl anladın yabancının olduğunu? Etrafa yayılan şu güzel kokudan efendim. Her gece yoktu bu koku. Peki sence kim olabilir bu kişi? İbrahim Ethem. Yani Bel Sultanı İbrahim Ethem mi? Hayır. Gönül Sultanı İbrahim Ethem. Gönül Sultanı İbrahim Ethem. Demek Gönül Sultanı İbrahim Ethem. Öyle olsun. Peki sence nasıl biridir bu? Allahü Teala'nın sevgili bir kuludur efendim. Öyle dersin de 40 gündür ibadetlerine sevap verilmiyor. Yaptığı ibadetlerden bir tat almıyor. Buna ne dersin peki? Evet doğru. Doğru söylüyorsunuz. İbadetlerimden 40 gündür tat alamıyorum. İşte kendisi de tasdik etti. Buna ne cevap vereceksiniz? Efendim, Bağdat'tayken yaptığı bir alışverişte farkında olmadan başkasına ait bir hurma yedi. Bu yüzden oldu. Bunun için kendisine zulmet bastı. Farkında olmadan ha? Kimin hurmasını yemişim? Söyleyeyim. Sen Bağdat'tan ayrılmadan önce hurmacıdan hurma satın almıştın. Bu sırada yere bir hurma tanesi düştü. Ve sen o hurmayı kendinin sanarak aldığın hurmaların içine koydun. Onu yediğin için bu musibet başına geldi. 40 gündür ibadetlerinden tat alamaz oldu. Evet. 40 gün oldu zaten Bağdat'tan ayrılalı. Helal kazanmak her Müslümana farzdır. Bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helal yerse Allahü Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya muhabbetini kalbinden giderir. Demek benim 40 gündür kalbimin kapalı kalması bu yüzdenmiş. Evet ey İbrahim. Her şey zıttı ile kaimdir. Helal yersen açılır, haram yersen kapanır. Efendim, İbrahim Ethem bunu bilerek yapmadı ki. Kendisine soralım bakalım, o ne diyecek? Ne dersin ey İbrahim Ethem? Diyeceğim, Allahu Teala sizlerden razı olsun. Sabah namazını kılar kılmaz geri Bağdat'a döneceğim. 40 gündür buraya kadar gelmek için uğraştın. Şimdi tekrar geri mi döneceksin? Elbette. Nasıl gelmişsem öyle giderim Bağdat'a. O hurmacıyı bulur helallik isterim. Yoksa bu azap beni mezarda da rahat bırakmaz. Kırk günlük yorucu bir yolculuktan sonra tekrar Bağdat'a dönen İbrahim Ethem Hazretleri, alışveriş yaptığı kimseyi bulmaya giderken o civarda kendinden geçmiş halde bir sarhoşa rastladı. Ah yazık, kimse ilgilenmiyor galiba. Zavallı hendeğin içine düşmüş, çamurlara bulanmış. Böyle kalırsa telef olup ölebilir. Bıraksana kolumu be. Sen de kimsin? Çekil başımı. Gel zorluk çıkartma. Seni bu çamurların içinden çıkartmak istiyorum. Bırak be. Bırak. Oğlum sana ne be? Bırak o serseriyi derviş baba. Sana göre biri değil o. Yazık ama. Kim bilir belki de bir ailesi çocukları vardır. Belki de şimdi evine gelmesi için yolunu bekliyorlardır. Evet. Dediğin gibi çocukları ailesi var ama onları, o garipleri düşünen kim? Vah zavallı. Ey efendi. Senden rica etsem bana biraz su getirir misin? Su mu? Sarhoşun yüzünü gözünü mü yıkayacaksın? Evet. Mümkünse rica ediyorum. Bu sarhoş için değil de senin hatırın için getireceğim derviş baba. Teşekkür ederim. Zahmet olacak size. Ya bırak ver ediyorum sana. Anlamıyorsun ya. Bırak ver. Anlıyorum anlıyorum da vicdanım el vermiyor bırakmaya. Hadi. Hadi biraz daha gayret edersen rahata kavuşacaksın. Allah Allah. Kimse bakmıyor bana be. Ben çok fena biriyim tamam mı? Bak benim çocuklarım var. Ailem var. Ben çok fena biriyim tamam mı? Aslında fena biri değilsin. Şeytana ve nefsine uyduğun için bu hale gelmişsin. Şimdi şu düz taşın üzerinde otur bakayım. Oğlum oturayım. Ha, tamam. Sen ne yapacaksın bana? Üzerindeki çamurları temizleyeceğim. Sonra çamurlara bulanmış yüzünü gözünü yıkayacağım. Allahü Teala zikredecek. Bu ağız içkiye bulaşmış, çamurlara düşmüş. Temizlenmesi lazım.
Ben çok üzüldüm. Sen çok çok iyi birisin. Kimsin sen? Yorma kendini kardeşim. Şöyle biraz daha geri çekilerek arkana yaslanırsan daha da rahat edeceksin. Ben de daha iyi temizlerim yüzünü gözünü. İşte derviş baba, istediğin suyu getirdim. Ben tasla dökeyim, sen de yıka. Hay Allah razı olsun kardeşim. Ne iyi edersin, dök hadi. Çok soğuk bu ya. Sen çok iyi birisin. Uyudu derviş baba. İyi, uyusun. Ben de bitirdim işimi. Ayıkıncaya kadar yatsın. İnşallah bu içki hastalığını bırakır da ailesine, kendisine sahip olur. Ya Rabbi, benim gücüm buna yetti. Dışını ben temizledim, içini, kalbini de sana havale ediyorum. Onu da sen temizle Allah'ım. Kimsin sen derviş baba? Buraların yabancısısın galiba. Evet, yabancı sayılırım. Buralarda hurma satan biri vardı. Onu arıyorum da. Ha, şu bizim hurmacı. Hemen şu ileride dükkanı. Ah, işte o da buraya geliyor. Selamun aleyküm. İbrahim Ethem Hazretleri adlı oyunun 27. bölümünü dinlediniz. 28. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.